Onlar Kafkasya'nın koynunda kadim bir Türk boyu. Türkçe konuşuyorlar, Türk geleneklerine göre evleniyorlar. Kara papatlardan bahsediyorum. Program koordinatörümüz Seyfullah Türksoy, Gürcistan'ın Borçalı bölgesine gitti ve kara papatların renkli yaşam öykülerine tanıklık etti. İşte yiğitler diyarı Borçalı ve işte kara papatların renkli yaşam öyküsü. Hoş gelipsen bu yurda, utanma yakına, gel atamanam, at bir yana utanmağın daşını, sen de bize karış gül atamanam. Bu toprağın oğlu olsa her kişi, teslim eyler alemleri derdişi, kucağında bir gün ölse dervişi, onda deyin bu Borçalı Osman. Karapapak Türklerinin merkezi olan Borçalı bölgesindeyiz ve o bölgenin de merkezi olan Sadaklı şehrindeyiz. Burada gördüğünüz gibi bizim soydaşlarımız var, kardeşlerimiz var, aksakallar var. Onlar Karapapak Türkü. Yıllardır, asırlardır bu bölgede yaşıyorlar. Belki onları çoğumuz tanımıyoruz, bilmiyoruz ama onlar Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Çünkü onlar da en az bizim kadar Türkler ve Türk dünyasının bir parçası olarak burada varlıklarını, kültürlerini yaşatıyorlar. Şu anda Sadaklı'da Medeniyet Merkezi'nin önündeyiz ve sağ olsunlar bizim geldiğimizi duyan bütün Karapapaklar burada toplanmışlar. Ozanlar diyarı, aşıklar diyarı Borçalı'da ozanlarla beraberiz. Eski kuşak, yeni kuşak hiç fark etmiyor. Burada bütün evlerde, bütün gönüllerde saz var, söz var. Onlar Türk'ün ta Dede Korkut döneminden beri süre gelen binlerce yıllık geleneğini burada da sürdürüyorlar. Geçen güne günler satmal, geçen güne günler satmal, gül gün ağlasan ben ayamam ama. Özlediğine özmeyiz, alma heyvah vermezseyiz, abalalayla. Yusuf Dayı benim akrabam, yakınım, kısımım. Benim dedem yıllar önce Türk-Rus savaşları sırasında Molla Süleyman adıyla bilinen dedem, o dönemde yoğun baskılar sebebiyle bu toprakları terk ediyor ve Türkiye'ye sığınıyor, Türkiye'ye gidiyor. Ama onun akrabaları, kardeşleri, kardeşinin çocukları burada kalıyor. Şu anda bir karapapak sofrasındayız. Gördüğünüz gibi bizi bağırlarına bastılar ve sofralarını açtılar. Gerçi biz hazırlıksız, habersiz geldik ama yine de sağ olsun evin hanımları çok maharetli, çok yetenekli. Bir anda böyle zengin bir sofra açtılar. Dede Korkut döneminden günümüze kadar süre gelen bir Türk geleneği, eski bir Türk geleneği ve karapapak Türkleri bu geleneği günümüzde de sürdürüyor. Bir yandan yemekler yeniliyor, zengin bir sofra. Bir yandan da sazlı sözlü sohbetimiz sürüyor. Boş
çağının iki önemli aydınıyla beraberiz. Bir yanımda Profesör Mahmut Kemaloğlu, öbür yanımda şair Derviş Osman. Şimdi Kara Papak deyince akla hemen söz gelir, şiir gelir, edebiyat gelir. Şimdi de bu değerli üstadlarımız bize Kara Papak şiirinden, buradaki Türk edebiyatından, Türk şiirinden birkaç örnek sunacaklar. Bakalım ne sunacaklar. Önce Mahmut Hocam'dan başlayalım. Bir ağır hava çal, koca zornaçı, nenem ağır ağır çıksın ortaya. Bir oyun başlasın alatorandan, kurtara bilmesin gün gün ortaya. Biraz elli terpen ay dedem oğlu, dindir asta asta yurt havasını. Gedeni gel gaytar hey 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 hey, özüne doğru haykır içindeki kurt havasını. Meni kederine gemine bağla, dindir aram aram demine bağla. Sesinde ününde hakkı sorakla bestele kestiğin şart havasını. Eydir bu yokuşu enişi eydir, eydir bu aleme dönüşü eydir. Eydir sen bu dünya ne kadar keydir, dindir hakikatin sert havasını. Gahdan zile sıyrıl, gah bemi göynet, gah elem oyala, gah gemi göynet. Yerleri, göyleri, alemi göynet, yağdır üstümüze dert havasını. Kamandaram sözüm zerdem, kamandaram sözüm zerdem, Allah sahla ben nazardan, hey! Salamlar var göy hazerde, ata türküm doğmadanım, dide Azerbaycan'ım. Yoraklı köyündeyiz. Siz de duyuyorsunuz, şu anda saz sesi geliyor, aşık sesi geliyor. Zaten Türk'ün olduğu her yerde saz var, söz var. Sanıyorum içeride bir düğün var, bir toy var. Bakalım bu toyda neler var. İsterseniz birlikte içeri girelim. Buyurun. Tam karşımızda gelin ve damat var. İsterseniz onların yanına doğru gidelim bakalım. Heyecanı, toy heyecanı bütün hızıyla sürüyor. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hoş geldin. Teyze nasılsın? İyi misin? Öpeyim seni. Koy ben de seni öpeyim Kadan Ali. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Kadan Ali. Gelinin akrabası mısın yoksa damadın akrabası mısın? Ben gelinimin nenesiyim. Gelini gönderiyorsun şimdi şeye, Bakü'ye. Bakü'ye gönderiyorsun. Gönderirim, he Kadan Ali'm. Bakü'ye gönderirim. Benim adım Lala Hanım. Lala Hanım. 75 yaşım var. Kadan Ali'm, Kadan Ali'm. Kaç uşak var, kaç neve var, sorun var? Benim 5 uşağım var. 5, bir tane kızım, 4 oğlum. Yaxşı nevelerim var. Türk'tedir biri. Atatürk'üm doğma kalın, birden Azerbaycan'ım. Atatürk'üm doğma kalın, birden Azerbaycan'ım. Ben sadaklı Muhammed'im, borçalıydı ellerim. Gece gündüz hak talanı zikrele. İslam dini hak yolunda kurban olsun bu sarim. Atatürk'üm doğma kalın, birden Azer
Ata Türk'üm doğma kalım, birden atlar bayramım.